arkadaşlar, Karaman, bu arada Visit'in yapımcılarının oyunu. Karaman şöyle bir oyun. Türkçe dil desteğine sahip. Yaklaşık bir 10 saatlik save'im varmış Babuş diye. Bir de 1 saat 16 dakikalık Selahattin diye bir save'im varmış. Şu save'leri bir temizleyelim abi. Bir yeni oyun oluşturalım. Önce bir yeni oyuna karakter oluşturalım. Şu gülüşü bir alalım abi. Arap CD'si LCD diye dolanalım ortalıkta bak. LCD. Oluştur karakteri. Baba şimdi... Ama bak, ben konuşurken sen de konuşursan olmaz. Geç. Olayları geç. Ben biliyorum. Olayları geç. Reis, şimdi İrem şehri bizim şehrimiz, tamam mı? Biz böyle bir prensiz kanka. Ama var ya, öyle böyle bir prens değil. Tam böyle, tam manasıyla siki taşağına denk bir prensiz abi. Yani para desem bizde, şöhret desem bizde, baba para sıçıyor. Hayatımız boyunca hiç çalışmamışız, elimizi bile kaldırmamışız böyle. Her şeyi hizmetkarlar falan var. Bir gün baba bizi sarayına çağırıyor, diyor ki, bak diyor çocuk. Hani diyor, bu yaşa kadar ben seni besledim, büyüttüm diyor. Artık diyor, bir boka yaramanın vakti geldi diyor, bak hani. Yani sürekli baba parası yiyoruz kanka, anladın mı? Artık diyor, bir boka yaramanın vakti geldi diyor. Al şu altın yüzüğü diyor. Siktir git sat diyor. Bir diyor, meslek öğren diyor. Bir meslek erbabı ol. Ben sana kaç yaşına kadar bakacağım diyor. Böyle bir sinirleniyor. Atar gider yapıyor. Tamam mı? Biz de böyle ilk bir ticaret işine girişiyoruz bu şekilde. Ben şu an oyunu çok sevdim. Kanka dur, daha olaylar yeni başlıyor. Bu alım satım işlemlerinde böyle arkadaşlar, her şeyde fight sistemi var, tamam mı? Her şeyde pazarlık sistemi var. Alım satım yaparken, savaşlarda, diyaloglarda, hani birine görüşünüzü kabul ettirmeye çalışırken falan karakterinizi 3 yönlü geliştirebiliyorsunuz ya da paralı asker tutabiliyorsunuz. Hani 3 çeşit paralı asker var abi. Ticaret bilen, beyni olan, kası olan. Hepsi size lazım olacak ilerleyen aşamalarda. Bu da bizim amcamız. Amcamız hani şey diyor, böyle sen şimdi parayı aldın diyor, aferin. Hani babanın verdiği yüzüğü sattın. Bir meslek erbabı olmak için yola çıktın. Ama diyor, çölde gezerken diyor, sana diyor su satın lazım olur yeğenim diyor. Su al diyor. Çünkü belli bir şehirden diğere gitmek sürekli borç para istiyor. Ve şehirlerin kendi ekonomik durumu var. Hani misal veriyorum. Bir şehirde yemekle su sudan ucuzken, örneğin bak bizim şehirde yemekle su ucuz abi. Ucuz. Ama yiyecekler normal fiyatta. Baharat pahalı. Hani şimdi dışarı çıktık diyelim. Öteki şehre gittik. Öteki şehirde baharat ucuz. Baharatı alırsın, gelir burada pahalıya satarsın. Ucuz al, pahalıya sat. Anladın? Şimdi bir 2-3 parça su al, 2 parça su alalım. Hatta 3 parçanın ben 3'üne de su alıyorum ya. Aynen Warband'taki gibi. Böyle bir ne kadar su alacağımıza dikkat edelim. Sonra su aldıktan sonra baba, öncelikle bize bir deve veriliyor, tamam mı? Amcam da bizle beraber geliyor. Babam diyor ki amcama, Allah rızası için diyor, sen şu piçin bir başında dur diyor. Bu amına kodumun malı bir boku beceremez diyor. Babanın da bize verdiği bal, işte altın, halı var, tamam mı? Anason ve mücevherat var. Misal anason baharat, bizim burada pahalı. Ya dışarıda bunları pahalıya satmaya falan gideceğiz ama... İşin içerisinde böyle çok fena şeyler var arkadaşlar hikayede. Ben size onu söyleyeyim. Yani biz bu yolculuğa çıkacağız ama arka planda olaylar kopacak böyle. Bomba olaylar kopacak. Metafiziksel varlıklardan tut. Tamam mı? Şeye kadar böyle yani, çok derin, çok güzel hikayesi var. Bir yandan ticaret yapıyorum, bir yandan şeyle uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bir boka yaramaz bir piç kurusuyuz. Amcamız ayaklı beyin küpü abi. Hem kurnaz, hem duygusal, böyle pazarlık etme ve muharebe yeteneği var. Amca birazcık pazarlık etmeye yakın yani böyle. Gerçi iki yeteneği de güzel de. Kafam kadar taşağı var böyle amcanın. Amca güzel çar, amca tatlı çar. Biz biraz daha malız ona nazaran. Şimdi malları hangi şehre götürecektik? Görev neydi? Naşi şehrine götüreceğiz. Bak Naşi şehrinde de baharatlar aşırı pahalı. Yani... Biz burada ucuza aldığımız baharatı orada pahalıya küteleyeceğiz. Yemekler normal fiyat, su orada pahalı. Orada su takviyesi yapmamamız lazım. Yaparsak babalara geliriz.
O yüzden önce bir buradan su alalım diyecektim de sanırım hikaye gereği şehirden defolup gitmemiz gerekiyor. Neyse seyahate başlayalım bir bakalım. Abi böyle üç harfliler, inliler, cinliler, efendime söyleyeyim gömülü hazineler, araştırılacak tapınaklar, karakterlerin hikayeleri, yardıma muhtaç insanlar, pusu kuran gulyabaniler, ananı yani oyun çok güzel. Yalnız bir ağacın altında bir parça tahta işten yaşlı bir adam görüyorsun. Sana bakıp sesleniyor. Adımın adı Tam. Yunus abi bayağıdır uğraşıyorum bağış atmak için. Seviliyorsun demiş. 2 lira göndermiş. Yunus desteğin için çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah kankam. İyi seyirler. Tam bize diyor ki. Ah bir gezgin. Yeni yaptığım şu gezinme asasına baksana. Yalnızca birkaç gümüşe senin olabilir. Bu asayla yolculukların çok daha kolay geçer. Alalım baba. Alalım baba. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bu asa sayesinde hızımız artı 2 arttı. Ne olacak? Böyle daha hızlı gidip geleceğiz artık seyahatlerde. Hız asasını alacağız baba. Kuşanacağız kendimize. Mis. Adamdan gittik 50 dukata evsunlu item aldık abi. 50 dukata evsunlu item. Devam. Bak yukarıda sağ üst köşede, sol üstte bir şey yok. Sağ üst köşede bizim su miktarımız var. Orada böyle yavaş yavaş su içe içe gidiyoruz. Aç Han, çölde bir bedevi çadırına denk geldin. Görünce sana sesleniyor. Yabancı, elimde bana yalnızca kötü şans getiren bir eşek var. Ve bir yardımcı var. Yalnızca birkaç dirhama işlerinden birini alabilirsin. Çok pahalı değil galiba. Tövbe estağfurullah. Kürşat tabii ki yok. Yani herhangi bir oyunda Peygamber Efendimiz'i tasvir edeceklerini zannetmiyorum. Saygısızlık olur bana kalırsa ziyadesiyle. Bana kötü şans getiren bir eşek ve bir yardımcı. Eşeği alsak yük taşıtırız. Yardımcı da yük taşıyor da. Yardımcı o kadar iş yapmıyor. Yardımcıyı şey için kullanabiliyorsun böyle... Hayvanlara yem edebiliyorsun anladın? Sırtlan sürüsü etrafını çevirdi diyelim. Al diyorsun köleyi ye al. Ben prensim amına koyayım. Beni mi yiyecek? Köleyi yiyecek tabii. Kaybolan bardak abim 25 bit göndermiş. Adamsın demiş. Abi kesene bol bereket teşekkür ederim. Sen bana eşeği ver ya. Bir dirhem mi? Teşekkür ederim. Umarım kör talim bir kez olsun geçer. Abi. Bak köpek gibi taşıma kapasitesi verdi. Bir dirheme eşek satın aldım lan. Kötü şans, kötü şans. Bunlar hurra ve mur. Anonim mi? 25 bit göndermiş. Anonim 25 bitlik desteğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Anonim arkadaş. Baba bak bir birim suyumuz kaldı. Direkt bir selamun aleyküm deyip suyu alalım. Ama önce gidip İrem'den gelen bütün malları, İrem şehrinden gelen malları tüccara satmamız gerekiyor. Maren şehrin tüccarı. Bak bakalım neler yükledin. Baba şimdi şu baharat bak anason. Bizim ülkede 40'mış burada 60'a satıyoruz. Mücevher bizim ülkede 80'miş burada 104'e satıyoruz baba. Bal direkt 50. Altın %100. Halı 60'a 48. Halı kaybettiriyor. Halıyı satmak zorunda mıyım ki? Gerçi bu benim babamın şeyi abi yani. Babamın kervanı moruk. Alacağım satacağım. Ben şeyim böyle yani. Ben şeyden sorumluyum. Bana verilen görevi yapmaktan sorumluyum. Al bakalım reis. Güzel paramızı verdi. Amcan Yusuf'la lonca başında buluşma. Ha lonca başları da şey abi belli bir şehirde işte at mı alacaksın, eşek mi alacaksın, köle mi alacaksın, paralı asker mi tutacaksın onları loncadan hallediyorsun. Ve Alp'im bu anonim de kim bana rakip midir demiş. Alp'im desteğin için teşekkür ederim bilemiyorum yani anonim kardeş rakip midir değil midir. Baba şimdi bir lonca başına gidelim. Bu Yusuf amcanın tanıdığı. Amcamı tepeden tırnağa süzüyormuş.
Hop ablacım. Amcama mı yürüyorsun? Ah uşağımla ben pazara şöyle bir göz atmak istedik. Uşak mı? Lan ben prensim. Amcaya şöyle bir imalı laf çarpalım mı? Pekala efendim diye böyle hani bir anladın. Hani burada patron biziz derdi seni idare ediyorum diye böyle bir amcaya sert yapalım mı bırakalım karıyla işi pişirsin mi? Prens olduğunu söylersen adam fiyat geçirir bence. Kanka fiyat geçirme bir o zaman sessiz kalalım ya şey yapmayalım ama Mantıken adam amca prens nasıl öder deyip geçirir bence. ya prens olduğumuzu söyleyemiyoruz da amcaya trip atabiliyoruz ya da arka çıkabiliyoruz. Abi koskoca prens egom var yani sırf amcama yaranacağım diye egomu mu şey yapacağım? Eh yeni numaralar öğrenmeye hazır gibisin Yusuf. Öğretmenin olmamı ister misin? Öğretmen fantazisi. Severiz. Aa Yusuf am lan seks değilmiş. Harbi eğitime soktu karı amcamı. Ne sanmıştın? Ben sevişecekler sandım. İstemiyorum abi amcama upgrade'lemeyeceğim. Bana ne ya ben kendime basarım upgrade'i ya. Çok fazla hentai oynamışsın sen. Kanka öğretmen fantazisi dedik orada şey yani ne bileyim. Ya iyi hadi amcam level alsın ya. Abi su doldurup tekrardan saraya döneceğiz şimdi. Bak level aldığında da ne oluyor biliyor musun? Level aldığında yetenek ağacı açılıyor. Bu yetenek ağaçlarında belli başlı yetenekler var. Misal savaş ve pazarlık kategorisinden yardımcı başına 5 puan çalar ve kahramana ekler. Yani amca support bir karakter ve kendi envanterinde 3 hayvana kadar bakabiliyor. 3 hayvan, birkaç tane insan yani insan hayvan fark etmez. 3 tane slotu var. Bak benim 2 tane slotum var. Ben daha çömezim. LCD kardeşi olarak. Bir tane devem var, bir tane eşeğim var baba. Devenin hızı, eşeğin hızı, işte sağlığı, su tüketimi falan yazıyor. Bu arada arkadaşlar burada şey fazla, su pahalı. Normalinden daha pahalı. Ama alacağım. Çünkü çölde susuzluktan ölmek mi? Yoksa para harcayıp su almak mı? Ölmek. Zengin olarak ölürsün en azından. Değil mi? Zengin olarak ölürüm. Şimdi yanımızda hayvan sayısı da arttı ya. Amcayla ben bir de biz de beraber hayvanlar da su tüketiyor. O yüzden 30 birim suyu depoladım. Şehre doğru bir going to go yapalım. Babamızın yanına gidelim ve diyelim ki peder hallettim. Böyle hani gururlu ve sitemkar bir ses tonuyla. Bu muydu ulan hani bunun için miydi tartışma? Sarayda göt büyütüyoruz. Baba da bize kızıyor. Arkadaşlar vahşi bir hayvanın saldırısına uğradık. Amcamı yesin. Aynen bence amcamı yesin abi. Şimdi arkadaşlar burada bir de zar atma durumu söz konusu. Oyunun savaş yeteneği çok karmaşık. Öncelikle kurt kendini charge'lıyor tamam mı? Sonra biz kendimizi charge'lıyoruz. Burada zar atılıyor. Atılan zar puanlarını alıp sen verebiliyorsun. Şimdi bu saldırganlık. Rakibimize hit atacağız. Bu kalkan. Bu da hilekarlık. Hani kalkan kırıyor, savunma kırıyor. Şimdi bizim amcanın hilekarlık 90. Bu karşıdaki çakal kardeşin savunma 50. Mi? Evet, 50. Yani biz şu an rakibe 40 vuracağız, tamam mı? Bizim vuruşumuz 80. Onun savunmasını egale edip ona vurabileceğiz. O da bizden savunma kırıyor ve 20 vuruyor bize. Buralar çok karmaşık. Ben genelde buraları salla pati oynadım yani işi doğrusunu söyleyeyim mi? Savunma kırmayı arttıralım abi. 90 çakacağım lavuğa, o bana 20 çakacak. Böyle bir 100 vurmaya çalışayım da tek atayım ya. Ha, 110 vuracağım abi. Ben tek atacağım. Çakal bana vuramayacak bile ama bak lavuk savunmasını güçlendirdi. Yok öyle. Çat. Tek. Çok karmaşık bir sistemi var. Ben de anlamadım. Yani
Şey yapıyorum baba sadece, ben düşmana tek atmaya çalışıyorum. Amcayı önerttim. Ölse deydi, amca ölecekti zaten. Çok da önemli değil. Rezil yaratıkları, iyi olduğuna sevindim. Annenin yüreğine inerdi yoksa. Benim için endişelenmesin ya da bu arada annem bugün neredeydi diye sorabiliyorsun. He lan, Valide Sultan bize bir güle güle demedi abi. Bir çıkıp bay bay yapmadı yani. Ben de aynısını düşünüyordum. Bu sabah sarayda aradık ama bulamadık. Endişelenme. Eminim bahçelerden birindedir. Bahçeler. Bahçeler moruk, böyle zenginlik kavramı görüyor musun? Prensiz ya böyle, yani paraya para demiyorsun. Hadi bakalım, yürü seyahate devam edelim. Amca iyi çağırmış ya. Amcayı savaşlarda kullanırız. Ana bacı karıştırma lan amca. Ha bu arada random olaylar meydana gelebiliyor. Fırtına var baba. Fırtına var. Fırtına olduğu için bekleyeceğiz. Şimdi fırtınada yalnız kalıyoruz kankalar. Yani beklememize rağmen fırtınada yalnız kalıyoruz. Amcayla kervan bizden kopuyor. Ben oturup 2 saat okumayayım diye size olayı özet geçiyorum da. Kendimize geldiğimizde 3 birim envanterde 6 birim suyumuz var. Yaşasın envanter baklama. Evet, yaşamasın envanter baklama. Oyun bana dedi ki envanterinde çok fazla nesne var, hareket edemezsin. Püh. Verdiğimiz paralar da boşa gitti. Fantastik börek. Bisikletimi çalmışlar. Ben ne yapayım şimdi? Boşuna biriktirmişim paraları. İyi yayınlar Samet abi. Polise başvur. Hırsızlık kanka sonuçta. Polise başvur. Bir yerde belki böyle bir dükkanın birinde bir şeyde güvenlik kamerası vardır, bir şey vardır yani, peşine düş kanka, malının peşine düş. Ve büyük geçmiş olsun ya. Amca kayıplarda, eşek de kayıplarda. Amcadan şüpheleniyorum. Deve de kayıplarda, amca eşeği de deveyi de aldı. Anne de kayıp, amca da kayıp. İyi. Abi fırtına bizim şehri yerle bir ediyor. Hiç kimse yok. Yaşayan hiç kimse kalmadı. Babamızı görüyoruz o ara. LCD. Tanrı'ya şükürler olsun. İyisin. Burayı hemen terk etmemiz lazım. Diğer herkes şehirden çoktan kaçtı. Neler olduğunu bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim. Vaktimizi boşa harcamayalım. Yakınlarda bir kervansaray biliyorum. Çabuk. Babaya bakar mısın moruk? Anneyi almadan topukluyor. Annem nerede annem? Bilmiyorum, benimle beraberken bir anda her şeyi ileride anlatacağım. Aa ulan ne? Baban seni kucaklıyor ve beraber şehirden gidiyorsunuz. Anladım. Bizim babada ne varmış abi? Bizim babada mı bir level? Bir level baba mı olur ya? Bir level baba. Hikayeyi hatırladın mı? Pro Snipe sonuna kadar hatırlıyorum da yani. Direkt spoiler mı vereyim kanka? Yani yeni izleyen insanlara direkt hikayeyi mi anlatayım? Şurada şu oluyor, burada bu oluyor diye. Yapma yapma. Bir siyulet fırtınadan çıkıp sana doğru koşuyor. Cin. Aren, seni aptal, ne yaptın sen? Bütün bir krallığın kaderi senin ellerinde. Şimdi cinle babam atışırken bence araya girmeyelim. Kötü şeyler olabilir. Ben yeni izliyorum Alp'im, keyifli seyirler. Ben yaratığı durdurmaya çalışırım. Sen git ananın tırsımını al. Böylece bizi asla unutmazsın. Şimdi git. Babam cinle birisi atacak. Kaç! Koş! Ve sen buraya gel bakalım pis iblis. Dolusum, geri ver onu. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere bir level babama cin tek atıyor ve biz de yolumuza devam ediyoruz. Yine envanterinde fazla nesne var dedi ya. Yani şu attığım attıklarımızın var ya, hepsi para.
baba tek diyor abi. Ya bu hikaye dediğim gibi böyle birazcık cinli perili bir hikaye böyle yani. Metafiziksel olaylar oluyor falan böyle. İşin ticaret boyutuna biz daha sonra gireceğiz. Hani anamız ortalıklarda yok falan filan. Baba tek yiyor. İçine girmedi. Baba tek yedi kanka. Baksana yani amele sümüğü gibi yapışıp kaldı. Bu arada bu amele gibi yapışıp kalan kral lan. Bildiğin kral. Evil Rocko. Selam tontişim. Balın ponçik yanaklım demiş. Selam canım. Hoş geldin. Fantastik börek. Chapter 1. The Kingdom of Sheba. You are the heir to the Queen of Iram of the Pillars. Once a fabled place of beauty. The city... Şimdi kanka adam da şeyi anlatıyor, o anlatıcı da. Sen diyor okuyacağım bu arada başını, fantastik börek. Yani bir zamanlar diyarın en görkemli, en şatafatlı şehri bir lanet sonucu yıkıldı. Sen de fırtınadan kendini sağ kurtarmayı başardın. Bir kervansaraya kaçtın. Ama unutmadı ki Arabistan topraklarında hayatta kalmak kolay değil. Su sıkıntısı, çakallar, gulyabaniler, cinler, periler, lanetli tapınaklar, haydutlar, anladın? Hani şey diyor, şehrin yıkıldı, baban öldü, anandan haber yok da canının derdine düştün diyor. Anladın mı? Yani insanoğlusun sonuçta diyor. Ve fantastik börek. Polise gideceğim zaten. Komşulara da sordum. Kamera var mı diye. Var dediler. Tek korkum bulamadan bisikleti parçalayıp satmaları. Destek olduğun için teşekkürler. İyi yayınlar sana Samet abi. Kanka parçalayıp satsalar bile cezasını alırlar bir şekilde. Şu tatlılığa bak aşık oluyorum. Kanka yani ben boştayım. Evil Rocko. Eğer yani varsa böyle bir bana karşı yürüme isteğin. Instagram'dan yürüyebilirsin dilediğin gibi. Ama dişi olmadığın takdirde kaideyi almayacağım, haberin olsun. Eyvallah. Ben boştayım yani baba. Teklifleri açayım yani. Hani böyle bir şeysindir. Nefes alıyorsundur, kızsındır. Bana yeter moruk. Benim öyle çok fazla şeylerim yok. Ha. Ege'ye sor yani. Altı kaç? Senelerdir Ege'ye yürüyor. Ege'cim beni onaylar mısın? Evet yürüyor diye. Onaylayamaz. Kulaklığı kapalı. Kanka bizim dışımızda kimse yok mu? Onlar herhalde yayını izliyor. Yani yayından takip ediyor. Olabilir. Belki yayından takip ediyorlardır. Fırtınadan ne kadar zamandır kaçtığını bilmiyorsun. Yol kenarında bir kuyu buluyorsun. Susuzluğunu hissedince daha fazla yol alamayacağını fark ediyorsun. Talihlisin ki kuyuda kırbalarını dolduracak kadar su var. Kuyu sahibiyle bir konuşalım abi. Ta İrem'den buraya tek başına mı yürüdün? Bu tam delilik. Ben o fırtınanın içinden geçmeye cüret edemezdim. Bir de normal kum fırtınasına da benzemiyordu. Abi kuyuyu boş geç ya. 12 birim suyum var. 12 birim su bana yeter. Neyime yetmeyecek yani? Alp'im evet yürüyor demiş ya. Ege'ye yürüdüğümü de Alp'im söylüyor ya. Satıldık. Ve Evil Rocko. 8 Eylül 2013'ten bu yana sıkı takipçinim. Warband Saltanat zamanlarında... Warband Saltanat zamanları bence bir flörtümüz var. Kanka. O olabilir, olabilir. Sevişebiliriz ya. Ben şu an bir sakınca görmedim. Yani 2013'te takip etmeye başladıysan sevişiriz. Sıkıntı yok. Şimdi bak moruk, gideceğimiz yer Kayral Alfav bölgesi. Buraya gitmek 6 suya mal olacakmış. Bana suyumuz yeter. Yolda Allah korusun başımıza bir şey gelirse de hallederiz. Orada da su ucuz. Orada gideceğiz, baharat alacağız, ham madde alacağız, bir eşek meşek alacağız, tamam mı? Ondan sonra onu gidip başka şehirlerde satacağız. Direkt ticaret yapmamız lazım. Hayatta kalabilmek için para kazanmamız lazım. Direkt ticaret yapacağız. Fight vardı orada da girmek istemedim fight'a. Maazallah. Ama pipim var. Bak şimdi olmadı işte kanka. O zaman şey yapamayabiliriz yani. O zaman yani pek şu an o istek gitti içimden. Çölde dolaşan bir adam sana yaklaşıyor. Ölümden kıl payı kurtulmuş gibi duruyorsun. Geldiğin yerde şu fırtınadan başka bir şey kalmadı. Gel birlikte dinlenelim. Sonra da yola devam ederiz. K-
Kayrat'a yakındaki vahaya vardığımızda mükafatını veririm. Abi yalnız gidip götü kaybetmekten iyidir. Yani suyumun tamamını tüketecek ama olsun yani, bir şekilde icabına bakarız. Ama tipi benim hiç hoşuma gitmedi. Fortlamadın değil mi lan bana gece? Tipi hiç hoşuma gitmedi moruk. Çok çok böyle çok dikici bakışlar atıyor, böyle bir delici bakışı var herifin yani. Sanki her an ırzıma geçecekmiş gibi.